kalbin bir mekanizma olarak tasvirini görüyorsunuz. Şemada neredeyse sadece bir çift pompa ve o pompalara bağlı borular var. Kalbi bu bakış açısıyla ele almak yanlış bir şey değil. Birazdan şemanın her köşesini ayrı ayrı incelediğimizde göreceksiniz. Biliyorum, bu haliyle biraz ürkütücü görünüyor. Ama her parçayı isimlendirmeye başladığımda o kadar da kötü olmadığını fark edeceksiniz. O halde kalbin üst bölümünden başlayalım. Sağ kulakçık burada. Kan oradan sağ karıncaya iniyor. Diğer tarafa geçip son iki odacığı da isimlendiriyorum. Sol kulakçık ve sol karıncık. Şimdi kanın sağ karıncığı terk ettikten sonra o izlediği yolu takip edeceğiz. Yani yolculuğumuz buradan sağ karıncıkta başlıyor. Karşılaşacağımız ilk şey ne olur? Kan sağ karıncıktan ayrılıyor, kapakçıktan geçiyor ve sonra gösterdiğim bu bölgeye geliyor. Ayrılmamış tek bir boru olarak gösterdiğim bu bölgenin adı pulmoner gövde. Evet, pulmoner gövde. Yani akciğerlere giden kan önce pulmoner gövdeden geçiyor. Tabi pulmoner gövdeden sonra sağ ve sol olarak ikiye ayrılıyor. Yazıyorum. İkinci aşama pulmoner atardamarlar. Unutmayın, atardamar dememizin sebebi kanın kalpten uzaklaşıyor olması. Ve bu atardamarlardan iki tane var. Sağ pulmoner atardamar ve sol pulmoner atardamar. Yolu yüzden ikiye ayrılmış durumda bakın. Biri burada, biri de burada. Bunları temelde birer boru olarak düşünebilirsiniz. Yani kan pulmoner gövdeden geçtikten sonra ayrılarak iki borudan birine giriyor. Sağ ve sol akciğerleri üst üste çizdim. Bakın. Elbette biliyoruz ki akciğerler gerçekte üst üste değildir. Yani bu çizim anatomik olarak doğru bir çizim değil. Ama başta söylediğim gibi işleyişi görmek açısından da yanlış sayılmaz. Evet, kan akciğerlerden geçiyor ve diğer taraftan çıkıyor. Ve o noktada şimdi bahsedeceğimiz sol ve sağ pulmoner toplar damarlara giriyor. Ha burada şunu da belirtmem lazım. Akciğer başına birer toplar damardan toplam sadece iki pulmoner toplar damar vardır demiyorum. Gerçekte genellikle ikiden fazla pulmoner toplar damar vardır çünkü. Yani burada sadece iki toplar damar varmış gibi gösteriyorum ama siz bunları iki taraf gibi düşünmelisiniz. İki akciğerden çıkan toplar damarlar olarak yani. Gerçekte toplam pulmoner toplar damar sayısı ikiden çok olabilir. Evet. Ardından pulmoner toplar damarlar kanı sol kulakçığa akıtıyor. İşte Kalbin diğer tarafına geldik. Şimdi yolculuğu burada biraz durduruyorum. Ne yaptık? Sağ karıncıktan çıktık, akciğerleri dolaşıp sol kulakçığa döndük. Bu yolculuğumuzun ilk kısmıydı. Ve bu ilk kısma pulmoner dolaşım yani küçük kan dolaşımı adı veriliyor. Yazıyorum. Küçük kan dolaşımı. Demek ki kanın kalpten çıkıp tekrar kalbe dönmesine dolaşım deniyormuş. Üstelik kalbimiz bir değil iki dolaşım gerçekleştiriyor. Ben bu iki dolaşımı ayrı ayrı ele alacağım. Zaten ilkini bitirdik sayılır. Şimdi de oksijene. oksijence fakir kanı mavi ile gösteriyorum. İşte aşağı yukarı böyle görünüyor. Ha ok yüzünden bir defa da boyayamadım ama önemli değil. Görüyorsunuz. Oksijence fakir kan sağ karıncıktan çıkıyor, pulmoner gövdeden geçiyor, atardamarlara dağılıp sağ ve sol akciğerlere giriyor. Sonra akciğer kılcallarında oksijenle karışıyor ve oksijen almaya başlıyor. Ve diğer taraftan çıkıp pulmoner toplar damarlara geçiyor. Oklar yüzünden yine kesildi boyama işlemi. Neyse, tamam. Olsun. Ah, ardından pulmoner toplar damarlar oksijence zengin kanı kalbin sol kulakçığına ulaştırıyor. Yani gördüğünüz bu renkli bölge küçük kan dolaşımını gösteriyor. Kan dolaşımının ilk kısmı bu. Şimdi devam ediyoruz ve dolaşım sisteminin ikinci bölümüne geçiyoruz. Yani sistemik dolaşıma. Yani büyük kan dolaşımına. Bu sefer yolculuk sol karıncıktan başlıyor. Başlayalım. Büyük kan dolaşımında kan sol karıncıktan başlayıp tüm vücudu dolaşıyor. Yani bu sefer kanın ulaşacağı yer tüm vücut ve vücut derken aslında birçok şeyi kastediyorum. Kan tüm organlara gidiyor. Mesela beyin veya karaciğer gibi. Aynı zamanda kemiklere de ulaşıyor. Örneğin el ve ayak parmaklarındaki kemiklere. Yani bu aşamada kan aklınıza gelebilecek her yere iletiliyor. Ve tüm bu organ ve dokulara giden kan yolculuğuna sol karıncıktan başlıyor. İlk olarak Devasa bir damardan geçiyor. Bu damara aort deniyor. Aort işte bu geniş damarın adı. Tabii ki bu da dallanıp budaklanıyor. Aorttan ayrılan tüm damarları göstermedim burada ama bilin ki sayıları çok çok fazla. Kan birçok doku ve organı dolaştıktan sonra diğer tarafta tekrar birleşiyor ve nihayet buradan sağ kulakça geri dönüyor. Bu süreçte çoğunlukla iki tür damar içinde ilerliyor. Bunlardan ilki inferior vena cava. Yani alt ana toplar damar. İkincisi ise superior vena cava. Yani üst ana toplar damar. Adlarından da anlaşılabileceği gibi biri altta, diğeri üstte. Yani bu ikisi vücudun çeşitli kısımlarından gelen kanı tekrar kalbe döndüren ana damarlar. Böylece ikinci dolaşımı da görmüş oldunuz. Çünkü büyük kan dolaşımı sağ kulakçıkta bitiyor. İşte büyük kan dolaşımı bu. Yazıyoruz. Büyük kan dolaşımı. Gördüğünüz gibi kalp aslında iki farklı sisteme, daha doğrusu iki farklı dolaşıma ev sahipliği yapıyor. İlkinin yani küçük kan dolaşımının pompası sağ karıncık. İkincisinin yani büyük kan dolaşımının pompası ise sol karıncık. Artık renklendirebiliriz. Büyük kan dolaşımı kanı tüm organlara ulaştırıyor. Sonra organlar aldıkları oksijeni kullanıyor. O yüzden burayı tekrar maviye boyuyorum. Çünkü mavi oksijence fakir kanı temsil ediyor. Sonra oksijence fakir bu kan sağ kulakça geri dönüyor. İşte kan dolaşımını böyle düşünebiliriz. Tekrar ediyorum bu şema anatomik açıdan tam olarak doğru değil. Çünkü gerçekte damarlar dallanıp budaklanır. Ayrıca farklı isimli damarlar gerçekten farklı damarlardır. Ama sonuçta bu şema ile vücudumuzda iki farklı kan dolaşımı olduğunu anlayabiliyoruz, öyle değil mi? Ve kanın bu iki dolaşımda nerelerden geçtiğini görebiliyoruz. Şimdi bu resme bakarak diyebilirsiniz ki, tamam, tüm dokular ihtiyaçları olan kanı büyük kan dolaşımından alıyor. Sanki her şey sol karıncıktan çıkan oksijence zengin kana bağlıymış gibi bir kanaat oluşuyor bunda da. Halbuki bazı dokular bu konuda aldatıcı davranır. Kafalarda soru işaretleri yaratır. Şimdi kafalarda soru işaretleri yarattığını düşündüğüm bu tür dokulara değineceğim. Bunlardan biri tam olarak doku diyemeyiz aslında. Hücre türü diyelim buna. Evet, bunlardan biri KKH'dir. Kırmızı kan hücresinin kısaltması bu. Bazen merak edilir. Madem kırmızı kan hücreleri vücudun çeşitli kısımlarına oksijen taşıyor, kendileri nereden oksijen alıyor? Taşıdıkları oksijenin bir kısmını mı kullanıyorlar yani? Ne yapıyorlar? <laughs> Bu soruyu cevaplamadan önce hatırlatmak isterim. Kırmızı kan hücreleri aşağı yukarı buna benzer. Kesitleri yani. Ve mitokondrileri yoktur. Hatırlayın, mitokondri hücrenin oksijen kullanan organeliydi mitokondrileri olmadığına göre oksijen de tüketmiyorlar demektir. O halde bu hücreler, hücre diyorum çünkü birçok açıdan hücre tanımını karşılıyorlar. Yalnız mitokondrileri eksik. Ayrıca hücre çekirdekleri de yok. Tek maksatları vücudun her yanına oksijen taşımak. Aslında her biri birer hemoglobin çuvalı. Özetle aklınızda bulunsun, kırmızı kan hücrelerinin oksijene ihtiyacı yok. Oksijeni sadece taşıyorlar. Akıllarda soru işareti yaratan bir diğer organda kalp. Tamam. Kanı vücudun her noktasına kalp pompalıyor. Fakat kendisi oksijeni küçük kan dolaşımından mı alıyor? Büyük kan dolaşımından mı? Yoksa başka bir yerden mi? Cevap kısaca büyük kan dolaşımı. Tabii bu cevapla yetinirsek işin kolayına kaçmış oluruz. O yüzden kalbe oksijen taşıyan kanın nereden geldiğini anlatacağım size. Bu damarlara koroner damarlar deniyor. Koroner damarlar dedik. Demek ki koroner atar damarlar ve toplar damarlar söz konusu. Bu koroner damarlar doğrudan aorttan doğuyor. Buradan ve buradan. Yani doğrudan aorttan başlıyorlar. Aortun ilk dalları diyebiliriz bunlara. Ve bu ilk dallar kalbe kan taşıyor. Yani kalp, büyük kan dolaşımından nasiplenen ilk organ oluyor aslında. Ve bahsettiğimiz damarlar kanı doğruca belli bir noktaya, yani sağ kulakçığa boşaltıyor. Yani tüm kan bu küçük noktada toplanıyor. Atar damar tarafından gelen kanın kaynağı aort. Toplar damar tarafındaki kana bakacak olursak, alt veya üst ana toplar damara uğramıyor bile az bilinen bir gerçektir. Bu kan doğrudan sağ kulakçığa akar. Şimdi gelelim zor organlardan birine yani akciğerlere. Akciğerler oksijeni nereden alıyor? Zor dedim ama en zoru demedim. Çünkü akciğerlere giden bazı kan damarları var. Tekrar ediyorum. Anatomiye çok takılmayın. Damar tam olarak buradan başlıyor olmayabilir. Ama sonuçta büyük kan dolaşımının bir parçası. Sağ akciğere bir damar gitti. Bu da böyle sol akciğere gidiyor. Yani dallanan bu damarlar da büyük kan dolaşımının birer parçası. Ve bu damarlara bronşiyel atardamarlar adı veriliyor. Ve bu bronşiyel atardamarlar akciğerlere oksijence şahane zengin bir kan taşıyor. Bunu o kadar da zor bulmamış olabilirsiniz. Bu arada bronşiyel damarlar diyorum çünkü arada Toplar damarlar da var. Hatta o damarları da çizeyim ki nereye gittiklerini görebilin. Sağ akciğerden çıkan damarlar kanı buraya boşaltıyor. İkisi de mavi olduğu için görünmüyor doğal olarak ama bilin ki kan oraya gidiyor. Diğer akciğerden de başka bir damar çıkıyor. Diğer damara paralel şekilde uzanıp yine aynı damara bağlanıyor. Yani kanın illaki alt veya üst ana toplar damarı kat etmesi gerekmiyor büyük kan dolaşımından doğruca toplar damar kısmına geçebildiğini görüyorsunuz. Hepsi bu olsa ne ala. Ama akciğerlerin özel bir durumu var. Akciğerlerde sürekli bir karışım söz konusu. Pulmoner atardamarlarda kan taşıyor, bronşiyel atardamarlarda. Sonra bu kanlar birbirine karışıyor. Üstüne bir de akciğer kılcalları devreye giriyor. Bu kılcallarda her iki taraftan da kan var küçük ve büyük kan dolaşımından gelen kan birbirine karışıyor. Diğer yandan bir de kanı kalbe geri götüren damarlar var. Sonuçta kanın büyük bir kısmı böylece pulmoner damarlara katılıyor. Yani buradaki bronşiyal atar damarlar kanın bir kısmını içeri alsa da kanın büyük bir kısmı en nihayetinde küçük kan dolaşımına katılıyor. İlginç değil mi? Büyük kan dolaşımına giren kan çıkan kandan fazla. Akılda tutması zor biliyorum ama akciğerler büyük kan dolaşımından kan almakla kalmıyor. Aynı zamanda da bu kanı küçük kan dolaşımından gelen kanla karıştırıyor. Başka bir videoda bu konu hakkında daha ayrıntılı konuşuruz olur mu? Kafanız çok karışsın istemiyorum. Şunu bilin yeter. Akciğerlerde büyük ve küçük kan dolaşımlarından gelen kanın karışması söz konusu. Akciğer böyle bir karışımın olduğu tek organ.